Enerji ve Tabii Kaynaklar eski bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, devlet imkanlarını kendi menfaatleri için kullananları eleştirdi. Sağlık sektörünün 2003 yılında başlayan sağlıkta dönüşüm projesinin önemli bir argüman olduğunu ve şu anda içinde bulunduğumuz açılışında bunun önemli bir parçası olduğunu bilmemiz lazım. Ne yapıyor aile sağlık merkezleri, toplum sağlık merkezleri? Birinci basamak sağlık hizmetlerinin üretilmesinde ve daha ucuz bir emekle daha fazla bir maliyeti önlemek için öncelikle bu hizmetleri bulunduğumuz mahallelerde veriyor. Enerjide temel bir kural vardır. Ürettiğiniz yerde tüketebilirseniz veya tükettiği olduğunuz yerde üretebilirseniz bunun çok verimli olduğunu görürsünüz. Bu aynı şekilde sağlık sektöründe de böyledir. Yani biz başımız ağrıdığında üniversite hastanesine gitmeden 3000 tane hastadan sorumlu bir aile hekimiyle beraber bu hizmetleri yürütebiliyorsak bunun önemli bir faydası vardır. Hem üniversitede de hem ikinci basamak şehir hastanelerini rahatlatmak hem de bulunduğumuz yerlerde bu hizmetleri daha iyi alabilmek açısından. Yalnızca bununla bitmiyor. Aynı zamanda aşılama gibi, daha önceden diyabetik doğusalık gibi dönemlerde rutin hizmetlere verebilecek bir yapıyı da aynı şekilde hastamızın, vatandaşımızın, milletimizin bulunduğu noktada bu hizmetleri verme imkanı oluyor. O yüzden daha verimli çalışabilmek, bir sonrakine yükü azaltabilmek, onların omuzundaki yükü alabilmek açısından da bunun son derece önemli olduğunu bilmemiz lazım. Bunlar bir ülkede çok önemli reformlar arkadaşlar. Önceki dönemleri düşündüğümüzde bunların ne kadar büyük reform olduğunu bir kez daha anlamış oluruz. Doktorunu göremeyen hasta olduğu gibi hastasını göremeyen doktor da vardı. O dönemden, bu dedelerimizin zamanından, 100 yıl öncesinden falan değil. Tam 21 yıl önce bunu bizzat yaşamış birisi olarak söylüyorum. Doktorunu göremeyen hastanın ve hastasını göremeyen doktorun olduğuna şahit olduk bu ülkede. Hem de ücra bir köşede değil, Kayseri'nin merkezinde, Kayseri ilinin SSK hastanesinde, devlet hastanesinde. O yüzden bu hizmetleri arttırabilmek, bizatihi bir doktorun hastasına ayırdığı muayene süresini arttırabilmek açısından da bu verimliliği daha çok arttırmamız gerekiyor. Hedef de budur. Bir noktaya değinmek zorundayız arkadaşlar. Dürüst çalışanın, haklı çalışanın hakkını verebilmek, aynı zamanda dürüst çalışmayan bir kısım istisna insanları da ortaya çıkartmak da mümkündür. Bugün üniversitemizde veya herhangi bir sağlık kuruluşunda devlet imkanlarını kullanıp da özel muayenehanesine veya özel hastaneye para aktarmaya çalışarak, hastasından bu parayı, vatandaşından bu parayı almaya çalışarak devlet imkanlarını kullanmaya kimsenin hakkı yok arkadaşlar. Bazı isimler geliyor bize, bunların tetkik edilmesi ve araştırılmasıyla alakalı önümüzdeki süreçte hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz. Kimse hastasına özel muayene parasını aldığı için tasarruflarını değiştiremez. Vatandaşımız bu kadar sağlıkta yapılan reformu, bu kadar sağlanan hizmetleri eşit şartlarda alma imkanına sahiptir. Eskiden çok affedersiniz, danasını, öküzünü satıp da burada muayene olmaya çalışanlar, vatandaşımız 25-30 yıl önceki o tür imkansızlıklar artık tarihe gömüldü. Ama şimdi sırf kendine bir interlant oluşturmak için bazı kişilerin hem kul hakkına hem de devlet hakkına girdiklerini görüyoruz. Arkadaşlar bizim görevimiz bu hakkaniyet ölçüsünde bunlarla da mücadele etmektir. Eğer biz bunlarla mücadele etmezsek alın teriyle gece gündüz demeden çalışan doktorlarımızın, hemşehrilerimizin ve sağlık çalışanlarımızın hakkını da korumamış oluruz. O yüzden herkes ayağını denk alacak, devlet imkanlarını kendi özel hallerine peşkeş çekmeyecek. Bunu da buradan hatırlatmak istiyorum ve burada vatandaşımıza bizzat bu hizmeti getiren değerli belediye başkanımıza ve ekibine ve emeğe geçen bütün arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.